Değerli dinleyenler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bütün gelişmeleri kapsayan bir olgu olarak dijitalleşme, günümüzde bilgi ve kültür ürünlerine erişim, iletişim ve ifade özgürlüklerinin deneyimlenme alanlarını daha önce hiç olmadığı kadar genişletirken iletişim yöntemlerimiz ve kendimizi ifade biçimlerimizi iş, yönetim, eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerimizle üretim ve tüketim kalıplarımızı da olağanüstü bir şekilde dönüşüme uğrattı. Dijitalleşme olgusu yarattığı bu dönüşümler yanında doğasında barındırdığı bir takım riskler ve sınırsızlığın ortaya çıkarabileceği olumsuzlukların önüne geçmek bakımından da yeni sınırların tanımlandığı yeni mecraları ve hukuki kodları da beraberinde getirdi. Tüm bunları konuşacağız bugün bu hafta konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık hocamız. Sayın Kırık saygılar sunarız. Saygılar bizden efendim. Değerli dinleyenler, Doçent Doktor Ali Murat Kırık değerli bir iletişim bilimci. Aynı zamanda yeni medya alanında ve dijital araştırma alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Bugün bu akşam dijitalliğin hayatımıza getirdiği kültürü Dijital dünyanın olanaklarında yaşadığımız dönüşümü konuşacağız Sayın Kırık'la. Ama ben metaverse ile başlamak istiyorum. Program yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Süha Saygı ve selamlarımızı ileterek sohbetimize başlayalım. Hocam nedir bu metaverse? Evet. Metaverse ee, mi deseydim yoksa? Ee, yok, metaverse... Daha uygun ee, Süha Bey. Şimdi Metaverse dediğimiz kavram aslında sanal gerçeklik evreni olarak karşımıza çıkıyor. E, 1992 yılında Neil Stephenson'ın Snow Crash isimli romanında görüyoruz aslında. ilk kullanımı bu terimsel olarak. Bir sanal gerçeklik dünyasından bu romanda bahsediliyor. Çok o dönem için okunan ve dikkat çekici bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Süha Bey 2020'lere yakın bir filmde bunu gördük. Ready Player One isimli bir filmde gördük. Real hayatta sanalın iç içe geçmesi ve insanların real hayattan koparak yeni bir evren arayışı içerisine girdikleri yine vaatlerle dolu bir sanal dünya olarak karşımıza çıktı ki bu filmin çok ciddi anlamda kitleleri etkilediğini de söyleyebiliriz. Hala hazırda bu Metaverse dediğimiz kavramın yaygınlaşmasıyla birlikte bu film neymiş deyip tekrardan şu an o filmi izleyenler de oluyor. Ama gerçek anlamda bizim bu kavramla tanışmamız 2021 yılını buluyor. 2021 yılında biliyorsunuz Facebook yani şimdiki ismiyle Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg artık insanların bu sanal gerçeklik evreninde bir araya gelebilecekleri, avatarları aracılığıyla konuşabilecekleri, sohbet edebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri, tatile gidebilecekleri, konser ve diğer etkinlikleri yapabilecekleri sanal bir dünya deneyimi sunmaya başlamıştır. Ve dolayısıyla da bundan sonraki süreçte çok daha fazla bu kavramı duyacağız, çok daha fazla bu kavramı tartışacağız diye düşünüyorum efendim ben. Yeni patronlar onlar. Evet, kesinlikle. Dijital dünyanın patronları artık dünyanın da bir şekilde dünyayı yöneten şirketlerin de patronları durumuna geldi. Ama bildiğimiz açıkçası. patron kalıbından biraz farklılar. Patlı. Kaliforniya sokaklarında şortla parmak arası terliklerle geziyorlar. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla da anda... Kendilerine göre bir imajları var. Özellikle genç kitleleri çok rahat bir şekilde atmış oldukları mesajlarla, tweetlerle yönetebiliyorlar, yönlendirebiliyorlar. Siyasileri, ekonomiyi. Kesinlikle haklısınız. Dünyayı bir şekilde organize edebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Yani çok uzağa gitmenize gerek yok. İşte Elon Musk bugün baktığınızda aslında attığı bir tweetle kitleleri çok rahat bir şekilde yönlendirebiliyor. İşte kripto paralar olsun, NFT'ler olsun, Metaverse dediğimiz teknolojilerde söz sahibi olduğunu görüyoruz şu Şimdi hocam bu sanal gerçeklik evreni bizim bildiğimiz evrenden ne anlamda farklı? Eski evrenden dünyadan farkı ne? Şimdi Süha Bey şöyle söyleyelim. Aslında ee, gerçekten bir ikili ilişki var burada da ya da çoklu bir ilişki söz konusu. Ama burada doğrudan insanların yüz yüze iletişim kurduğu, sıcak bir iletişim kurduğu yapı söz konusu değil. Aslında dikkat ederseniz biz e, web 3.0 dediğimiz bu metaverse'ün de temellerini oluşturan e, yapay zekalı web e, gelmeden önce web 2.0 dediğimiz etkileşimi webden de bu sürecin içine girmiştik. İşte ilk Facebook kurulduğunda aslında dikkat ederseniz insanların okul arkadaşlarını bulabilecekleri, eski arkadaşlarını bulabilecekleri, onlarla birlikte sohbet edebilecekleri bir yapı vaadi vardı. Ve sadece eğlence üzerine kurulu bir dünya olduğunu görüyorduk sosyal medyanın ama bugün baktığımızda hakikaten siyasete, eğitime, kültüre, sanata ekonomiyi etki eden bir yapı haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla sosyal medya artık sosyal medyanın çok çok ötesine geçmeye başladı Süha Bey. Bunun özellikle altını çizmeye başlayalım. Şimdi sosyal medyanın yaygınlaşması artık insanlarda bu sürece dahil olma ve bundan sonra... Alternatif olarak insanlar real hayattan nasıl kopabilir ki? Pandemi sürecinin de bunda çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. O dönem biliyorsunuz insanlar hep birbirinden uzak kaldılar ama telekonferans konuşmaları, görüşmeleri yapmaya başladılar çok farklı uygulamaları kullanmaya başladılar. Bu dönemde bu uygulamaları geliştirenler ciddi anlamda para kazanmaya başladılar. İşte o pandemi sürecinde Heh. bu söylediğiniz sebeplerle üretilen bazı komplo teorilerinin de aslında komplo teorisi olmaktan çıkıp bu kitleye bir fayda sağladığını, bazı şirketlerin çok büyüdüğünü, küresel el değiştirmeler olduğunu gördük. Çok haklısınız. Özellikle dijital dünyaya yapılan yatırımların yüzde %80 oranında arttığı, dijital dünya pazarının yüzde %90 oranında büyüdüğünü gördük. İnternet kullanım sürelerinin arttığını gördük. Dolayısıyla internet tabanlı uygulamalar, internet tabanlı e-ticaret siteleri, pazarlama sitelerinin ciddi anlamda ciro elde ettiğini gördük. İnsanlar o dönem içerisinde yüz yüze bir şekilde alışveriş yapamadıkları için, fiziki olarak alışveriş yapamadıkları için ne oldu? Moto kuryeler mobil uygulamalar, e-ticaret büyüdüğünü, yaygınlaştığını ve sayılarını arttırdığını gördük. Dolayısıyla şimdi bunun ekonomi etkisini nasıl göz ardı edebiliriz Süha Bey? Çok haklısınız o konuda. Dolayısıyla aslında sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde bütün olaylara, gelişmelere bakmamız gerekir. Burada şunu söyleyelim. Metaverse dediğimiz teknolojide de o yüz yüze sıcak iletişimin yerini artık daha soğuk bir iletişim ama burada avatarlarınızın yer aldığı, duygularınızın, düşüncelerinizin artık o sanal gerçeklik evreniyle, kafanıza takacağınız kasklarla, gözlüklerle, işte elinize tutacağınız yönlendiricilerle ya da tulumlarla var olacak bir yapıya doğru gidiyoruz. Ama şunu da söyleyelim Süha Bey, açık söylemek gerekirse ciddi anlamda bunun boyutunun değişeceği, insanların bu sanal dünyaya hapsolabileceği, burada real arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıklarla geliştirebilecekleri ve ister istemez ki insanın insan olan düşünme, duygu ve düşünce potansiyelini de kaybedebileceğini de belki söyleyebilmemiz mümkün ki ciddi anlamda bunun da sıkıntıları, sorunlarını şu an görmeye başladık, yaşamaya başladık. Asosyalleşme zaten sosyal medya ile birlikte biliyorsunuz hayatımızın bir noktasına girmeye başlamıştı. İnsanların iletişim kurma sorunlarını siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Yıllardır bu alanda çalışan bir isim olarak kendilerini ifade etme noktasındaki zorlukları, kelime seçememeleri Duygularını, düşüncelerini aktarmamaları bence insanı e, ciddi anlamda gelecekte büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Çünkü Metaverse'de artık dediğim gibi yapay zeka algoritmaları karşımıza çıkacak. Neyin insan, neyin gerçek olduğunu bilmediğimiz bir evren içerisinde sürükleneceğiz. Ve çok daha fazla dijital iz bırakarak aslında yaptıklarımız, ettiklerimiz şeffaf bir şekilde sunulduğu söylenecek. Ama aslında bizi bizden çok daha takip eden George Orwell'ın 1984 romanında olduğu gibi büyük birader bizleri izliyor olacak. Bunları hep açacağız değerli dinleyenlerimize şimdiden söyleyeyim süremiz yettiğince. O halde Metaverse bir fırsat olduğu kadar bir tehdit de. Çok doğru, çok doğru. Şimdi fırsatı fırsat ve tehdit olarak değerlendirmek lazım Süha abi. Çünkü artılarını tabii ki söyleyebiliriz. Fiziki sınırların ortadan kaldırılması bence çok önemli. Özellikle e, telekonferans görüşmeleri düşünün. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Fransa'da olan bir kişi direkt olarak burada Türkiye'deki bir kişiyle ya da Almanya'daki bir kişiyle sohbet edebiliyor, telekonferans yapabiliyor, görüşme yapabiliyor. Pandemi koşullarında biliyorsunuz e, işte Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, toplantılar da hep telekonferans üzerinden gerçekleşmiş. Şimdi bu açıdan baktığınızda çok büyük bir avantaj. Onun yerine artık avatarlar alacak. Bu bir kere çok büyük bir avantaj. Avatar sizin sanal kimliğiniz. Aslında sanal ortamda yer alacak kimliğiniz. İşte nasıl bir Sühabe'yi görmek istiyorsanız o olacak. Sühabe'nin real hayatta gömleği oluyor, pantolonu oluyorsa orada da aslında NFT dediğimiz non-fungible token dediğimiz bir jetonu olacak. Orada işte dediğim gibi istediği gömleği alacak, istediği kravatı takacak ama orada da ne yapacak? Nasıl kendine real hayatta bir dolap düzüyorsa sanal ortamda da o avatar kimliğine de dediğim gibi yine kripto paralar üzerinden bir satın alım işlemi gerçekleşecek. Yani aslında bu ticari bir boyutu da olacak. Bunu fırsata çevirmek de mümkün ama tehdit olarak baktığınızda da İnsan sosyal bir varlık. Birbiriyle konuşuyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor, beyin fırtınası yapıyor. Yani i̇sterse ama sadece sanal ortamı hapsetmek demek yani bir kuşu aslında bir kafese koymaktan başka bir şey değil. Özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Biraz soru sıramı bozuyorum kusura bakmayın ama mı? devletler nerede olacak? Burada? İşte şimdi çok güzel bir soru söyledin. Çok teşekkür ederim Saha Bey işte tecrübe konuşuyor diyelim. Estağfurullah. Şimdi burada merkeziyetsiz bir yapı var. Altını çizmemiz gereken. Merkeziyetsiz bir yapıda devletler nerede olacak? Şimdi blok zincir dediğimiz bir sistem var. Orada Sühabi'yi ben tanımam. Ama orada onun bir cüzdan olacak. Bir cüzdan numarası olacak. Bir akış meydana gelecek. Ama o arsayı kim aldı? Sanal arsayı kim aldı? O işte örnek vereyim 2 milyon dolarlık kripto parayı kim aldı? Kim üstünü aldı? Bunu bilemeyeceğiz. Dolayısıyla da devletlerin biliyorsunuz en önemli kaynaklarından bir tanesi vergilerdir baktığınızda. Oraya bir yatırım yapılacak. Ama devlet bunun kontrolünü gerçekleştiremeyecek. Kim nereye verdi, ne ödedi ya da nerelere o paralar aktarıldı bunları bilmiyor olacağız. Bu ciddi anlamda bir tehdit ve tehlike. Şimdi devletler bunlarla ilgili arge çalışmaları yapıyorlar. Yani bu merkeziyetsiz ve 3.0'da biz devlet olarak nerede yer alacağız? Bazı devletlerin e, metaverse... NFT, kripto para teknolojinin yasakladığını görür. Ama takdir edersin ki Süha Bey, bu hem Türkiye için hem dünya için yasaklarla hiçbir noktaya varamamışızdır, varamayacağızdır. Hocam ben Türkiye'de <laughs> e, işim gereği, bana özel bir durum değil, Türkiye'de ilk kripto para röportajlarından birini yaptım. Evet. 10 yıl oldu. <laughs> Orada bir menkul değerler firmasında çalışan ekonomist bir hanımefendi gelmişti. Evet. Dedi ki, ileride ne olacak dedim bu Devletler de geçecek buna, mecburlar dedi. Evet. Başka çareleri yok dedi. Bu görüşe katılıyor musunuz ve nereye gidiyor bu iş? E, katılıyorum, şundan dolayı katılıyorum. Gerekçesini anlatarak katılmak istiyorum. Süha Bey hatırlar mısınız? İlk 90'lı yılların sonu 2000'lerin başında e, belli bir kesim cep telefonlarına ayak direkmişti. Hı hı. Telefonumuz var, ankesörlü telefonlar var... Neden telefon kullanın demişlerdi. Ama şimdi ayak diretenlerin bunun içerisine girdiğini görüyoruz. Ya da sosyal medya. Ya sosyal medyanın ne işimiz var? İnternette ne işimiz var? Demişlerdi. Bazı medya kuruluşları, basın yayın organları dikkat ederseniz ya kesinlikle biz internetten yayın yapmayız haber sistemimizi buraya entegre etmeyiz demişlerdi. Ama şimdi ne oldu? Dünya buraya gelmeye başladı. Yani bugün internet üzerinden bile şu yayını dinleyebiliyor insanlar. Çok kolay bir şekilde. Akıllı telefonlarını aldığı her noktadan dinleyebiliyorlar. Kaçırdıkları yayını da dinliyorlar. Podcast dediğim gibi. Şimdi dolayısıyla teknoloji gelişiyor dönüşüyor. İstediğiniz kadar bunu ayak diretin. O dijital dönüşüm sizi bir şekilde onun merkezine alıyor. Şey abi. E, hatırlarsanız Yine aynı şekilde bu kredi kartları da ya bunu niye kullan demişler. E şimdi taksit ve ödeme seçeneği olmak için kredi kartları da kullanacağız. Alışveriş yapamazsınız. Alışveriş yapma şansınız yok. Bittiniz. Bitti. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bir düzenleme denetleme elbette ki şart ama bu merkeziyetsiz yapıyı düzenleyebilmek adına büyük bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Ben de size hatırlatayım iletişimcisiniz. Newsweek dergisi. Evet. Artık basmayacağını ve dijital ortama evet. geçtiğini açıkladığında on yıl oldu herhalde. On yıl Böyle oldu. saçma sapan şey mi olur? Dergi dediğin ele alınır, sayfaları karıştırılır. Birçoğu şimdi adım adım o yola doğru Kesinlikle. gidiyor. Peki hukuk. Evet. Metaverse'te hukuk ne olacak? Hangi hukuki normlara göre yargılayacağız suçluları? Ya da haklarımızı hangi hukuki normlara göre koruyacağız? Buna kim karar verecek? Nereye gidecek bu iş? Şimdi en zor sorulardan bir tanesini sordunuz. Ben aynı zamanda adli bilir kişilik yapıyorum. Özellikle fikir ve sanat eserleri konusunda. Telif. telifler çok var biliyorsunuz yani medyanın içinde sizler de olduğunuz için. yani En büyük sorunlardan biridir bu sektör. Evet. Gelecekte de belki en büyük sorunlardan bir tanesi bu olacak. O yüzden hani şunu söylememiz gerekir. Bundan sonraki süreçte Süha Bey... E, ...ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Özellikle Metaverse dünyasında. Çünkü şu an bile e, ciddi anlamda tehditlerle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi taciz. Sanal taciz dediğimiz bir kavram. E, bu medyaya da yansıdı. Sanal ortamda fıçısızca hareket edebiliyoruz. Sonuçta i̇şte avatarımız olacak orada. E, orada size yapılan bu sözlü taciz de olabilir Süha Bey. E, işte e, fiziki ortamda farklı bir taciz de olabilir... Bununla ilgili normalde devletin yetkili kıldığı mahkemeler, hukuk düzeni söz konusudur. Ama bu sanal gerçeklik evrenine çok hızlı bir giriş yaptığımız için şu an ne yazık ki hukuki sistem buna elverişli değil. Çünkü sizin bir kişiye hüküm verebilmeniz için yasada, kanunda yeri olması gerekiyor. Hani bazen diyorlar ya Aa şu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu. Mutlaka bizler de raporumuzu hazırlarken onu bir noktaya, bir maddeye, kanuna, kanunun bir maddesine dayandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu abi sosyal medyada ilk çıktığında eğlence amaçlı çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, kimsenin aklına buradan bir algı yönetimi olabilir. Ne bileyim terör örgütü faaliyetleri, eylemleri olabilir diye düşünmemişti. Siber teröre ayrıca gireceğiz. Heh, evet. Şimdi dolayısıyla o bir ihtiyaç oldu. Bir kanun ihtiyaç oldu. 2000 yılında ne oldu devlet? 7250 sayılı sosyal medya diye ifade ettiğimiz internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu işlenen suçlar mücadele edilmesi hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkarttı ve günlük erişim 1 milyonu aşan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirdi ve dediğim gibi burada vergi vermesini zorunlu kıldı. Aynı şekilde vatandaşların, kullanıcıların dilekçelerine de 48 saat içerisinde cevap verme şartı getirdi. Dolayısıyla aslında kervan yolda düzülür misali Var olan teknolojik değişmeler ister istemez hukuki düzeni de değiştirmeye başlıyor. Metaverse açısından da ben aynı durumun var olacağını düşünüyorum. Suç sayısının artmaya başlaması ee, ve buradan ciddi anlamda bu şirketlerin gelir elde etmesi gelecek yıllarda e, ülkelerin kendi yerel hukuki düzenlerinde de değişimler yapılmasını sağlayacak. Aynı şekilde bugün nasıl telekomünikasyon açısından baktığımızda International Telecommunication Union varsa, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği varsa, onun altında yerel ayağı, Türkiye açısından yerel ayağı, RITÜK var ise dünyada da böyle bir sisteme doğru gideceğimizi ben öngörüyorum. Ama bunu kim yapacak? Şimdi i̇şte. <laughs> Birleşmiş Milletler artık bir sivil toplum örgütü durumuna indirgenmiş. Evet. Çok eleştiriliyor, ben de eleştiriyorum. Doğru el attığı hiçbir işi çözemiyor. Orada umut yok. Bunu ülkeler hangi platformda bir araya gelip uzlaşıp uygulayacaklar o bir sorun işte. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. İstersen hukuki düzeni de bu olumsuz şekilde etkiliyor. Yani bir adım atılacaksa hep şu var. Yerel kalıyor. Yani evet siz bu kanunu çıkartıyorsunuz ama uygulama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve toplumların taciz kavramları da birbirinden farklıdır. Çok doğru söylüyorsunuz. Fransa'da çok doğal olan bir eylem Türkiye'de çok farklı anlaşılabilir ve canınızdan olabilirsiniz. Kesinlikle çok haklısınız. İnsanların bakışı bile belki yani dediğim gibi kapalı bir ortamda biliyorsunuz işte asansörde mesela kimisi birinin gözüne bakar. Sen niye bakıyorsun? Beni taciz mi ediyorsun diye söyleyebilir. Başkası için normal bir durum olabilir. Bu kültürden kültüre de değişiklik gösteriyor. Onun çözümü asansöre tek başına bilmek. <laughs> Diyorsunuz. <gülüyor> evet. Çok güzel. Doğrusu abi. Şimdi bu e, hukuktan girince onu biraz konuşalım. Benim de hasbelkader sizin yanınızda konuşmak haddim değil Estağfurullah ama. Estağfurullah Ben e, Sibel terör dersi aldım yarım dönem evet. e, Harp Akademilerinde. Şimdi dronlar, baraj e, kapılarının aniden açılması kapaklarının onların güvenliği. Hı hı. Siz konuşurken not aldım. Sürücüsüz metrolar ve hızlı trenler. Yeah. Megapollerin trafik sinyalizasyon sistemleri. Evet. Söz gelimi yok çalışmıştım ben. Evet. Oradaki iki ana otoyolun ...trafik işaretleriyle bir hacker oynarsa... Evet. 4000 bin aracın birbirine girmesi... ...New York trafiğinin alt üst olması... ...ve 15 binden fazla kişinin... ...hayatını kaybetmesine yönelik... ...projeksiyonlar var. Ya da... ...İstanbul'da iki hat... ...şu anda vatmansız... ...Kadıköy Kartal... ...ve Mahmut Bey'e giden Mecidiyeköy'den... Evet. ...bunların sürücüleri yok. Evet Eğer bir hacker bunları hackler... ...ve bütün duraklara... 100 kilometrenin üzerinde bir hızla girerse trenler, sadece çarpması değil, onun oluşturduğu o tüp etkisi, basınç bile sorunlara yol açacak. Nasıl sağlayacağız bu güvenliği? Şu abi gerçekten e, hakikaten aslında birçok şeyi aktardınız, anlattınız, bizim de gireceğimiz konulara değindiniz önce. Teşekkür ediyorum, çok güzel örnekler verdiniz. En büyük tehdit bu. Evet bakın teknolojiyi kullanıyoruz. İnsansız hava araçları çıkmaya başladı. İşte dediğim gibi insansız araçlar, metrolar çıkmaya Hızlı başladı. Hızlı trenler. Hızlı trenler çıkmaya başladı. Bunlar çok büyük bir avantaj tabii ki her açıdan. Ama bunların hepsi teknolojik bir tehdit aynı zamana baktınız. İnsanın olmadığı her noktada sonuçta otomatik bir sistemden bahsediyoruz. 1100 kilometreyi 3 saatte alan trenler bunlar. Evet, evet. Aynen öyle. İnsana ihtiyaç aslında çok daha fazla artıyor bu dönemlerde. İnsansız araçların çıkması insana olan ihtiyacı artıyor. Çünkü denetleme ve kontrol açısından siber güvenlik belki geleceğin meslekler arasında yer alıyor. Çok pırıl pırıl gençlerimiz var ama bu alanda çalışan ben orada umutluyum. Siber güvenlik liseleri de gelişimini göstermeye başladı. Ama artık her kişiye lazım. Süha abi şöyle düşünün. Nasıl bir Türkçe dersi veriliyorsa, nasıl bir matematik dersi, fen bilgisi dersi, sosyal bilgiler dersi veriliyorsa ben siber güvenlik derslerinin de artık küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazanılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bireysel. Bireysel, bireysel. Yani illaki bunun için bir siber güvenlik uzmanı olmanız gerekmiyor. Çünkü sizin kendi güvenliğinizi de kontrol etmeniz. Dediniz ya siz gelecekte bunu ayak diretemeyeceksiniz. Kripto paralarla belki tanışacağız. Türkiye şu an Merkez Bankası dijital lira projesi var. Yani buraya doğru zaten gidişat var. Burada dolayısıyla sizin önce kendi teknolojinizi ...geliştirmeniz, kullanmanız ve kendi güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Yani dolayısıyla bu noktaya doğru gidiyoruz. Bunun özellikle altını çizelim. Dolayısıyla Suha Bey, burada önce kendi güvenliğimizi alabilmek için... ...bunun bilgisini almamız lazım. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Medyadaki metinler, mesajlar çok fazla. Bunun içinden doğruyu seçmemiz gerekir. O yüzden hep medya okuryazarlığı diyoruz. Medya okur yazarlı derse zorunlu olmalı diyoruz. Onu hallettik galiba. Evet yani seçmeli en azından. Biraz daha dediğim gibi sizlerin destekleriyle bunu çözeceğiz devletin girişimleriyle bunlar çözülecek. Artık siber güvenlik açısından da baktığımızda geleceğin çok daha fazla bu noktada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yüzünüz diye değil bizim kapımız size hep açık. Çok sağ olun. Herhangi muyum. bir gelişme olduğunda buyurun gelin. Çok sağ olun Çünkü abi. Çünkü bu bizim vazifemiz. Çok sağ olun Süha abi. İşte bizlere böyle fırsat vermeniz, yaptığımız araştırmaları, çalışmaları, e, TRT Radyo bir çatısı altında aktarmamız bizlere de gerçekten mutluluk veriyor çünkü sesimizi bu şekilde geniş kitlelere ulaştırabiliyoruz. Şimdi soru çok hocam bu dijital e, güvenliği biraz tamamlayalım. Şöyle mi acaba? Ben bireysel olarak başlayacağım ama çok daha büyük sorunlarda galiba devletlerin buna el atması gerekecek. Kesinlikle. E, şu an aslında baktığımızda da bizim Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisinin bu tarz çalışmalar yaptığını görüyoruz. Metaverse konusunda, NFT konusunda gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye ilk defa bir devlet eliyle bir çalıştay düzenlendi. Bakın bu çok önemlidir. Katıldınız mı siz? Ee, biz de davetli olarak gittik efendim. Bu çok önemliydi. Ee, hakikaten yani bir ilk defa bir ülkenin cumhurbaşkanı buna dediğim gibi açılış konuşmasını yaptı. Buna ilgi gösterdi. Bu çok son derece önemli. Eskiden Türkiye Teknoloji açısından biraz geri geliyordu. Açık söylemek gerekirse, öz eleştiri yapmak gerekirse ama bugün var olan bir teknolojiyi çok hızlı bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu son derece avantaj. Artık kendi verilerimizi kullanıyoruz Süha Bey. Sosyal ağ haritası, Cumhurbaşkanlığı için başkanlığının sosyal ağ haritası projesi var. Artık üç ayda bir raporlarla sosyal medya kullanımı ne durumda, hangi mecralar daha yaygın ve e, zengin bir şekilde kullanabiliyor, bunların raporlarını alabiliyoruz. E, her alanda yerli ve millileşmenin ben ülkeye çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ne kadar fazla dışa bağımlılığımız azalırsa o kadar fazla kendi içimizde önemli gelişmeleri takip edebilir ve e, varlığımızı zenginleştirebiliriz diye düşünüyorum efendim. Şimdi meraklı dinleyenlerimiz biliyor her yazılım bir sıfır bir sıfır <laughs> sıfır gidiyor. Peki bunun ruhu yok mu? Biraz psikolojisini konuşalım. Nasıl dokunacağız birbirimize? Evet şimdi... Belki de gelecekteki en büyük yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi Metaverse ile birlikte o sanal gerçeklik evrenlerine gireceğiz. Ama bu sefer insani ilişkilerimiz, diyaloglarımız e, biraz kaybolmaya başlayacak. Biz mesela ben şu an çok mutluyum. Neden diyecek olursanız sizinle yüz yüze bir iletişim kurabiliyoruz. Onu şöyle dinleyenlerimizle paylaşalım. Evet. Biz daha önce röportajlar yaptık ama hep telefon hattıyla. Telefon hattıyla. Şimdi bu samimiyet sıcaklık bir olmuyor. Özellikle evet. altını çizmemiz lazım. Çünkü karşınızdaki insanın jest, mimikleri... Göz teması bunlar iletişim açısından çok önemlidir. Kaldı ki siz e, iletişimci olduğunuz kadar eğitimcisiniz de. Tabi. Öğrenciyle de aynı diyalog kurulamıyor. Çok haklısınız. Pandemi döneminde biz onu çok yaşadık. Evet eğitim sistemimiz devam etti. Türkiye birçok ülkeden çok daha büyük bir avantajla bunu gerçekleştirdi. Onun özellikle altını çizelim. Bazı ülkelerde eğitim yarıda kaldı Süha Bey. E, futbolda var sistemini hatırlatayım. Evet. Bu... Teknolojinin dijitalin kullanıldığı bazı kararlarla ilgili sistem hanım dinleyicilerimiz için söyleyeyim. İtalya bizden bir yıl sonra geçti. Kesinlikle. Çünkü bizim avantajımız bizde iletişim devrimi Turgut Özal'la başladı. Evet. 1983'te geç başladığı için e, hatlarımız uygundu buna. Tabi. Daha sonra tabi e, fiber yatırımlarımız. Tabi. Ama İtalya daha önceden geçtiği için ihtiyaç duymuyordu. Yenilemek zorunda kaldı. Çok haklısınız. Dolayısıyla. E, artıları eksileri değerlendirmek lazım ama e, teknoloji gelişti. Geliştikçe bireylerin asosyalleşmesi, yalnızlaşması, duygu ve düşüncelerini yitirmesi ve sadece sanal ortamda emojiler üzerine kurulu bir dil ortaya çıktı. Arkadaşlık ilişkileri. Arkadaşlık ilişkileri. Kadın erkek sayesinde. ilişkileri. Kadın erkek, aile ilişkileri, aile bağları, anne baba çocuk ilişkisi. Ve sosyal çevre. Sosyal çevre. Kaybolmaya başladı. Yeni bir sosyal çevre, sanal çevre gelişmeye başladı. Ama dikkat ederseniz o sanal çevreyi reali artık taşıyamıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Real hayatta bir araya gelen insanlar bile akıllı telefonu aslında elinden bırakmıyor. Bu da aslında ciddi anlamda karşımızdaki insanın küçümsediğimiz anlamına geliyor. Bu da bir hastalık. Nomofobi, dijital çağın hastalıklarından bir tanesi. Akıllı telefon olmadan yaşayamama, ayakta kalamama hastalığı. FOMO, Fear of Missing Out, gelişmeleri kaçırma korkusu hastalığı. Sabah kalktığınız ilk saatten akşam yatanı kadar sosyal medyada vakit geçiriyorsunuz. Ne var ne yok diyorsunuz. İş ilişkilerinizi, arkadaş ilişkilerinizi eğitiminizi ve tabii ki sosyal ilişkilerinizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Biz o yüzden hep dijital detoks diyoruz ya diyor abi. Yani biraz sanal hayattan real hayata geçelim. Real hayatta ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Ne gelişmeler olmuş? Ne yazık ki gençliğin kitap okumadığını görüyoruz. Bu ciddi bir problem ve sorun. Biz ne kadar fazla okursak o kadar fazla bilgileneceğiz. Bu teknoloji şirketleri sizi dijital ortama hapsediyor ama kendileri örnek veren Bill Gates size sanal ortamda arsa satışına yönelik ciddi imkanlar sunduğunu ifade ediyor. Teknolojiyi anlatıyor ama kendisi real hayatta tarları alıyor, verimli araziler alıyor. Şimdi bunları da söylememiz lazım yani. Aklıma okudunuz. Ben artık yavaş yavaş ticari meselelere ve şirketlere girmek istiyordum. Tabi Dinleyenlerimiz şimdi nasıl anlatayım? Şirket deyince hani bir ticari yapı Heh. sanacaklar da... ...benim bahsettiğim şirketler o Amerika'daki <laughs> yedi tane var ya en tepeye, <laughs> O kalvinist yapıyla oluşan o protestan ahlakı biraz Weber'e gider. <laughs> Sonra kapitalizm, liberalizmi oluşturan o devasa... Evet, ...ülkelerin evet. siyasi tercihlerinde bile etkili olan Doğru. bu devasa yapılar. Onlar metaverse'ı nasıl kullanıyor? Az önce ismini zikrettiğiniz beyefendi. Evet, şimdi şu Bey... Abi... Onlar tamamen bir strateji gidiyorlar burada. Zaten veri ihlalleriyle bunlar gündeme gelmişti. Sizin bir toplum artık okumanız, analiz etmeniz için araştırma şirketlerinin yapmış olduğu anketlere ihtiyacınız kalmadı. Sosyal istihbarat artık çok. Evet, kal. aynen oraya gelecektim. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de artık bunun ayrı bir inceleme alanı olduğunu görüyoruz. Siber istihbarat hakikaten çok önemli. Açık kaynaklı istihbarat çok önemli. Çünkü o sosyal medyanın üç sacayağı var hedonizm, narsizm, egoizm bizi paylaşım yapmaya itiyor. Paylaşım yapmadığınızda harsızlık, has evet. Ben merkezcilik kendini evet. beğenmiş. Evet, çok doğru, çok güzel bir şekilde ifade ettiniz değerli dinleyicilerimizin de anlayacağı şekilde. Dolayısıyla Suha Bey bu noktaya gelmeye başladık. Dolayısıyla sizi bir şekilde sistem paylaşım yapmayı itiyor. Paylaşım yapmadığınızda insanlar size soruyorlar. Neden bunu paylaşım etmedi? Çünkü ne kadar fazla paylaşım o kadar fazla istihbarat veri anlamına gelir. Reklam şirketleri bugün çalışmalarını, kampanyalarını yine seçim kampanyalarının sosyal medyada yapıldığını görüyoruz. Devletlerin stratejilerini bunun üzerine kurduğunu görüyoruz. İşte savaşlarda sosyal medyanın etkisini hissediyoruz. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. İstihbaratın olduğu bu veriler analiz ediliyor. Daha sonra size Nasıl bir Süha Bey olması isteniyorsa o şekilde sunuluyorlar. Daha sonra sizler de tabii ki ne yapıyorsunuz? Aa, süha Bey aslında ne kadar güzel bir insanmış, ne kadar iyi bir insanmış demeye başlıyorsunuz. Ama Murat'a farklı, Muhammed'e farklı, Ahmet'e Mehmet'e farklı bir kimlik sunuluyor. Neden? Çünkü dediğim gibi sizi analiz etmiş yapay zeka. Tarayıcılarda tutulan çerezler sizin hangi siteye girdiğiniz, hangi ürünü aldığınız, o ürünü alıp almadığınızı görüyor. Hatta daha sonra re dediğimiz yeniden pazarlama yöntemiyle o almadığınız ürün ya da tatili tekrardan size sunuyor. Onu alana kadar uğraştırıyor. Dolayısıyla zaten biz dijital ortamda iz bırakıyoruz. Yani arkadaşlarınıza sosyal medyada farklı bir kimlik sunsanız ne olacak? Tarayıcı kullanıyorsanız zaten siz artık her şeyinizi açmışsınız demektir. Adım adım gidelim hocam. Yani, yani şirketler benim tüketim alışkanlıklarımı biliyor. Çok sizi sizden daha iyi tanıyor. Kredi kartlarımdan biliyor. Biliyor. Sosyal medya hesabımdan biliyor. Hı hı. Evet. Evet. Bunun dışında dediğim gibi gezdiğiniz sitelerin ilgi alanlarını biliyor. O sitelerin hepsinin ya da çıkan reklamların hepsinin bir kodu var. Hepsinin bir teması var. Neye ilgi duyduğunuzu biliyor. O site hangi sitedir? O sitede ne, neden geziniyorsunuz? YouTube'da ne izlediğimi biliyor. Evet çünkü o yapay zeki algoritmaları o hepsini kodlamış videoların hepsinin bir kodu var. o Alt kodları var. Diyor ki bu kişi bu videoları istiyor. Önerilen dediğimiz sistem var. Ya da sosyal paylaşım ağlarında keşfet dediğimiz sizin ilgi alanınıza göre o içeriklerin sunulduğunu görüyor. Dolayısıyla Suha Bey kaçış yok artık dijital dünyada. Ya da dijital dünyada yüzde yüz güven gibi bir durum söz konusu değil. Sizin verileriniz çok rahat bir şekilde işleniyor. Reklamcılara satılıyor. Seçim kampanyalarında kullanılıyor. Dolayısıyla sizi sizden daha iyi tanıdıkları için ister istemez oradan bir kaçış yaşayabilme şansınız söz konusu. Değil. Her şeyiniz açık. Çerezleri sizin sana kullanmayın değil. Hangi siteye girdiğiniz görülüyor. Niye? ...bu tarayıcı daha hızlı... ...ben burada yer alayım diyorsunuz... ...çünkü hız ve haz dediğimiz iki kavram da... ...bu teknolojinin bize kazandırdıkları noktasında yer alıyor... ...özellikle gençler... ...hemen hızlı bir şekilde tüketelim... ...hızlı üretim, hızlı tüketim... ...fast food kültürü diyoruz biz buna... ...onun içerisinde yer aldılar... ...sosyal medya içerikleri... ...ertesi gün niye yeni içerik yapıyorsunuz... ...algoritma çünkü bir gün önce paylaştığınızı göstermiyor... ...tekrardan onun sizin timeline'ınıza... ...zaman tünelinize geçmesi nasıl oluyor... ...yazılacak yazılar yorumlarla birlikte oluyor... Dolayısıyla sizi o yorumu yapmaya itiyor. Ya da soruları bu şekilde yöneltiyor insanlar. Niye? Daha fazla etkileşim alayım, daha fazla takipçi kazanayım derken daha fazla aslında kendimizi sanal ortamda ifşa etmiş oluyoruz. 80'li yılların sonunda çok gençtim. O yıllarda il seçim kurulunda görev yapan bir abime şunu sormuştum. Niye parmağımızı hala boyuyorsunuz? <laughs> hani bu çözülemiyor mu falan? Bilgisayarlar yeni yeni konuşuyor. Evet. 90'lar. Dedi ki bana en güvenlisi bu dedi. Dedim saçmalıyor içimden. kendi <laughs> Yıllar bana öğretti ki... ...güvenlisi oymuş. Amerikan seçimlerinde de bunu gördük. Bu tür suistimalleri açık mı bu dünya? Kesinlikle açık. Çünkü az önce de ifade ettim. Yüzde yüz güven söz konusu. Şöyle düşünün. Bugün gelecekte... ...belki de tartışacağımız konulardan bir tanesi... ...dijital miras olacak. Hı hı. Şimdi miras haktır. Bugün bir hisse senediniz olabilir. Tapunuz olabilir. Ee, bir e, maddi olarak bankada para hesabınız olabilir. Bu sizin çoluğunuza, çocuğunuza ya da varislerinize aktarılacak. Coin'im olabilir. Coin işte. Coin dediğinizde artık burada iki kere düşünmeniz lazım. Çünkü bir dijital para cüzdanınızın şifresi var. 12 haneden oluşan, 12 16 kelimeden oluşan. Bu kelimeler peş peşe gelecek ki ben ona erişebileyim. Bugün dünyada çok örneği var. Eğer siz vefat ederseniz onu miras olarak bırakamıyorsunuz. Çünkü şifre sizinle birlikte ölüyor. Kime kalıyor? Kimse işte Dediğim gibi o anonim şirket merkezi yapı içerisinde gidiyor. Yani bir nevi o boşlukta kayıplara karışıyor. Gelecekte yaşayacağımız en büyük problemlerden bir tanesi bu olacak. Sizin bir NFT nitelikli fikri tapunuz var. Almışsınız. Bir dijital sanat eseri almışsınız. Yani Mona Lisa gibi düşünün. Hı hı. Mona Lisa tek ve benzersiz. Dijital sanat eserleri de tek ve benzersiz olacak. Şu an mesela bu yaptığımız yayının bir NFT'si satılabilecek. Süha hı hı. Bey ve Murat Bey'in yayını satılabilecek bir çizim satılabilecek. Bunlar karşımıza çıkacak. E şimdi ne olacak? İleride en büyük sorunlardan bir tanesi de bu olacak. Benle birlikte ölmemesi için benim miras bırakmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Ama benim size şifreyi vermem. Merkeziyetsiz yapı, anonim bir sistem. Şunu diyebilirim ya. Tapu benim üstüme. Sen bunu kullan diyebilirim. Ama burada evet benim üstüme anonim bir hesap üstüne kurulu. Dijital cüzdan içerisinde bir ID var. Ama bu ID'nin kime sahip olduğu bilinmiyor. Çünkü yapı merkeziyetsiz ve anonim. Ne olacak? uygulamalar çıkıyor Süha Bey. Uygulamalar diyor ki ben vefat ettikten sonra bu Süha Bey'e kalacak. Ben bunu yapıyorum. Ben vefat ettikten sonra size telefonunuza mesaj geliyor. Ama şöyle düşünün. Az önce ne dedim? Size de dediniz. Bir hacklendiğinde bu sistem hacklendi. Bu veri tabanı hacklendiğinde doğrudan benim kripto para cüzdanıma erişim sağlanacak. Dolayısıyla ben ayaktayken, hayattayken benim kripto param alınıp bir cüzdandan başka cüzdana aktarılacak. Ve aslında ben bütün varlığımı kaybetmiş olacağım. Dolayısıyla Suha Bey teknoloji gelişiyor çok büyük avantaj ama geliştikçe de güvenlik açıkları meydana geliyor. Farklı uygulamalar çıkıyor. Kişisel veri ihlalleri ortaya çıkmaya başlıyor. Güvenliği korumak kişisel güvenliği korumak veri güvenliğini korumak. Bir o kadar da zorlaşıyor. Onun özellikle altını çizelim. Şimdi bu ordular için söylenir ya ki doğrudur. En büyük teknolojik gelişmeler onlar hakimdir. Bir üstünü bulunca kullanımı açarlar. İnternette bunlardan biri. Geçmişte banknotlarla ilgili sıkıntı da yaşadık. Tarihin her döneminde sahte para oldu. Ama bir geçiş döneminden sonra hakim olabilecek mi küresel yapı buna? Şu an belki bunu konuşmak için çok erken. Hı hı. Ama bu yayınlarımız hep arşivde olacak. Bunları hep insanlar dinleyecek. Ayrıca biz e, müneccim değiliz bile. Evet. Belirtebiliriz. Evet, kesinlikle. Ama sadece öngörülerimizi. Geçmişteki araçlarımız yani işte e, sosyal medya neydi ne oldu, akıllı telefonlar neydi ne oldu bunları söyleyebiliriz. Önümüzde veriler var. Var. O verilere dayanarak. Yoksa e, dediğim gibi siz de az önce söylediniz o zaman komplo teoristi olmuş o Ama geçmişteki verilere dayanarak e, hepsinin bir şekilde bu e, küresel yapılara bir şekilde dur deneceğini düşünüyorum. Açıkçasını söylemek gerekirse. Çünkü e, bir yerde doyuma ulaşacak insanoğlu da. Bir yerde doyuma ulaşacak. Midemiz yumruğumuz kadardır. Onun üstünü yiyemeyiz. Teknoloji kullanımı da böyledir. Yoksa dijital obezler haline gelmeye başlayacağız. Ben biraz sıkılmaya başladım internetten hocam. Evet. Aynı durumdayız. Yani evet hayatımız burada, iletişim burada ama bazen dikkat edin artık insanlar başladılar. Belli bir dönem başımı dinlemek istiyorum. Hesabımı donduruyorum. Baskın. Ben Bende IPTV'ler var, o ortamlar var, hepsi var. Bazen e, gideyim Kaba taşı çay içeyim diyorum. En güzeli değil mi Suha abi? Orada insanları görüyorsunuz, toplumu görüyorsunuz. İnsanlardan aslında bir kopuş meydana gelmeye Gemiyi başladı. Yemeği seyrediyorum, dalgayı izliyorum, evet. dinliyorum. Çok güzel bir şey aslına bakarsanız. Yani e, yavaş yavaş hani hep derlerdi ya kentten köye dönme projeleri. Sanki dijitalden real hayata dönüş projelerine başlayacağını düşünüyorum. Onu ben düşünüyorum. size söyleyeyim. Ben Hı -hı. o konuda sosyologlarla da konuştum yayında. Şimdi New York pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi Hı -hı. New Jersey ve çevre eyaletlere taşındı. Evet. Cumhuriyet tarihinde ilk defa İstanbul'un nüfus artmadı. Evet. evet. Geçtiğimiz günlerde bir yaşlı e, teyzemi ziyaret için Ayvalık'a gittim. Orada sahil kafelerinde biz yaşlarda laptoplu gençler gördüm. Hiç orada olmazlardı kışın. Sonra sordum, hepsi yazlıklarda kalıp uzaktan çalışıyorlar. Bak. O hani 30 yaşına kadar e, bir insan büyük şehirde yaşamak ister de sonra sıkılır ya şimdi o Yaş baremi düşmüştü. Düştü. Bunu. Düştü. Bunun sebebi teknoloji. Hatta tam Türkçe'ye çevirin Fransızların bir makalesi vardır o konuda. Kent yaşamı, kır yaşamı. Evet. Ee, kır yaşamına doğru bir meyil var tüm dünyada. Var. Pandeminin bunu körüklediğini söyleyebilir evet, mümkün. Evet o körük. Evden çalışma, uzaktan eğitimin artık... Çok konforlu bir de hocam. Gerçekten öyle. Yani vakit anlamında da özellikle metropollerde yaşıyor iseniz... Mesela, ulaşım ulaşım konusunda sabah derse nasıl yetişeceğim, işe nasıl yetişeceğim derdi bitti. Yani kravat, şimdi, gömlek. Evet. <laughs> altınız ya da işte dediğim gibi şortla <laughs> önünüzde takım elbiseyle toplantılara katılabildi mesela o dönem insanlar. Bunun esprileri de hep olmuştu. Eskiden medyada hani derlerdi ya ön taraf gözüküyor, üst taraf ama alt tarafta ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu açıdan da baktığınız avantaj. Dedik ya Süha Bey... biz artıları eksileri değerlendireceğiz. Burada bir e, buraya bir imkan oluşturacağız. Ortaya koyacağız. ...buradan değerli dinleyicilerimiz... ...nereye çekmek istiyorlarsa... ...kendi görüşleri, bakışları... ...bizim derdimiz zaten onlara... ...bilgi aktarabilmek... ...yönlendirmek asla değil... ...ama artıları, eksileri aktarıp... ...kendilerinin dediğim gibi... ...bu noktada kararlarını oluşturması noktasında... ...faydalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ben hep eksileri soruyorum... ...mesleğim gereği ama... ...şimdi Mesela. dijitalleşmeye de karşı olmadığımı belirteyim... ...ve biraz buna dair sorular sorayım size. Lütfen. Mesela gerçekte benim yapamadığım neler olabilir ki... Dijitali? ortamda yapabileyim. Bana bazı fırsatlar da sunacak Metaverse değil mi? Kesinlikle şöyle söyleyelim. Bir kere en büyük artılarından bir tanesi şu olacak. Bunun özellikle altını çizeyim. Vefat eden büyükleriniz, eşiniz, dostunuz olabilir. Sanal ortamda onların avatarlarıyla bir arada olacaksınız. Uzak doğuda böyle bir anne çocuğunu küçük yaşlarda kaybeden bir anne... Sanal gerçeklik evreninde ona sarılmıştı. Bu bir duygu işi baktığınızda. Bu bir kere çok büyük bir avantaj olacak. Yani hani en azından ben görmedim diyeceksiniz ama en azından onun simülasyonlarını görmüş olacaksınız. Bu size ayrı bir keyif ve haz verecek. Çünkü siz az önce dediniz ya insan duygusal bir varlık. Her ne kadar teknoloji entegre olsa da adapte olsa da duygularımızdan biliyorsunuz arınamıyoruz yani hani. Az önce sorduğumuz <laughs> Metaverse'ün psikolojisine dair i̇şte. yanıt bu. Evet çok güzel. Çok güzel işte beraber desteklemiş olduk. Bu bir kere çok büyük bir avantaj sağlayacak. Artı dediğim gibi toplantılar, mesela duruşmalar. Dünyada başladı Süha Bey bunlar. Duruşmalar sanal ortamda Metaverse evreni üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yine simülasyonlar mesela bir pilot eğitimi olacak. Bu pilot eğitimi Metaverse üzerinde gerçekleştirebilecek kişiler birebir belki bunu gerçekleştirmiş olacak. Yine aynı şekilde eğer hastalar bir ameliyat vesaire olmayacaklarsa ayakta tedavi edilebilecekler. Ya da eğitim, sanal sınıflar artık yani sanal sınıflar avatarlar aracılığıyla burada yer alacaklar. Bunlar insanlara farklı bir değer katacak. Ameliyat yapan robot Da Vinci 10 yıl önce hayatımıza girmişti. Girdi zaten. baktığınızda evet. Metaverse üzerinden insanlar mitingler düzenleyebilecekler. Sinema filmlerini buradan izleyebilecekler. Şimdi bunlar da avantajlar için. Bunlara dezavantaj diyemeyiz. Avantaj ama artılar eksileri yani ne getirecek ne götürecek bunlara belki bakmamız lazım. Evde Android yardımcılarımız olabilir. Android yardımcılar. Hatırlar mısınız bir çizgi film vardı. Orada işte dediğim gibi teknoloji çok ilerden görüyorduk. Yavaş yavaş sanki o noktaları doğru gitmeye yavaş... Evet çok güzel. Retkiller. Bizim çocukluğumuzun çok sevdiğimiz çizgi filmlerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla e, bu noktaya doğru da bir gidiş var Süha abi. Burada Türkiye açısından biz nerede olacağız? Bu ...konumlandırılışı önemli. Bunun ne kadarını kullanacağız? Bu da önemli. E, bence bir ayar ve denge politikası güdüldüğünü görüyorum. Ne tamamen teknolojiye adapte olduk... ...kölesi olduk daha doğrusu... ...ne de tamamen teknolojinin dışında kaldık. Bence şu an ayarında ve kararında gittiğini düşünüyorum. Çünkü işte bakın teknofestler yapılıyor. Azerbaycan'da e, yapıldı. E, dolayısıyla ben bunların bir avantaj olduğunu düşünüyorum. E, eskiden bir film gelirdi vizyona... E, girerdi dünyada bize daha sonra gelirdi ama şu an belki teknoloji teknolojiden baktığımızda e, kaçırmadığımızı görüyorum. Bu da çok büyük bir avantaj yerli milli teknolojilerin ben geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar fazla dışa az bağımlı olursanız o kadar fazla o ülke gelişir ve kalkınır. Bunlar çok önemli. Bunların çalışmaları biz de medyanın içindeyiz. Medya ayaklarının da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an ben bunların yapıldığını düşünüyorum. Farklı ülkelerde yapılacak festivallerle birlikte yaptığımız işte ya da dediğim gibi kendi arabamızı geliştirmemiz, üretmemiz ama hep birlik beraberlik içerisinde olduğunu görüyoruz abi. Ben Metaverse açısından da bunun öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Herkes eğer Süha farklı, Murat farklı yaparsa ne olacak? Ama herkes bir araya gelirse birlikten kuvvet doğar. Teknolojinin gelişimi biraz da sanki farklı projelerde rekabet değil de aynı proje içerisinde yer almak ve beraber kalkındırmak diye düşünüyorum efendim ben. Çok daraldı süre ama bunu sormak zorundayım. Şimdi cinsiyetsiz ve apolitik bir kuşaktan <laughs> söz ediliyor. Evlilikler nasıl olacak bu dünyada? Çünkü artık insanların kendilerine bile tahammülü yokken ...pek çok gencin ileride yaşamını kimseyle birleştirmek istemediğini... ...bu sadece Türkiye'de, kıta Avrupa'sında, Amerika'da değil... ...uzak doğuda da artık bu böyle. Bunları işitiyoruz ama bir süre sonra... ...nereye gidecek bu iş, ne olacak, bir veri var mı elimizde? Evlenme, boşanma sayılar aslında bize ciddi anlamda... Veri veriyor. Ya da evlenmeme oranları. İstanbul'u söyleyeyim. Geçen gün konutla ilgili bir röportaj yaptığımda bana Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin CEO'su söyledi yayında. İstanbul'da her yıl 500 bin kişi evleniyor. Evet. 500 bin yeni konut lazım. Evet. Ama 1 milyon 500 bin konuttan söz etti. Niye dedim? E 500 bin kişi de boşanıyor dedi Evet. O birbirini dengeliyor. E dikkat ederseniz artık siz çok güzel söylüyorsunuz. O sosyal medyadaki ben merkezci yapı. Tahammülsüzlük ortaya çıkartmaya başladı. İnsanlar ufak şeylere eskiden takılmıyordu. Aile yapısı açısından baktığınızda. Aile çözüyordu onu. Çözüyordu. Ama dikkat ederseniz aile yapısının da kültürel yozlaşmaya uğradığını görüyoruz. Şu abi. Aile bozulursa toplum bozulur. Toplum bozulursa ülke bozulur. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Nüfus gerek. artmaz. Nüfus artmaz. Şu anda da zaten görüyorsunuz. Mesela e, Türkiye eskiden hayat derdik ya genç nüfus vesaire. Ama dikkat edin yaş giderek azalmaya başladı. Ama Avrupa birincisi zaten. Evet yine her şeye rağmen. Çünkü Avrupa'da da vardı. Ama dikkat edersen onun biraz dengelenmeye başladığını gördük. Dolayısıyla e, şunu söylüyorum... E, toparlamak açısından baktığımızda teknolojinin artısı da var, eksisi de var. Bizim bu noktada üstümüze düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Bunları aktarmamız lazım. Medyaya çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Sağ olun abi bugün bana da yer verdiğiniz, görüşlerin, fikirlerin paylaşma imkanı sağladığın için TRT ve tabii ki emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle programların sayısının artmasını diliyorum ben de kendi adıma efendim. Kapımız her zaman açık. Çok sağ olun. Çünkü gün be gün yeni gelişmeler yaşanıyor evet. bu dünyada. Siz sürekli okumalar yapıyorsunuz, Mecburuz. öğrencilerle paylaşımlar. Sağ olun. E, ne zaman isterseniz yine ağırlarız. Çok sağ olun abi. Kaldı ki çok da sorumuz kaldı ama süremiz bitti. İnşallah başka zaman yine yaparız abi Sizinle de yayın ayrı bir keyif, öyle söyleyeyim. Deneyim ve tecrübe sahibi bir insanla yayın yapmak bizim için de ayrı bir mutluluk oluyor. Güler yüzünüz hiç solmasın efendim. Saygılar Saygılarsınız. Sağ öyle. olun efendim. Değerli dinleyenler. Metaverse'ü konuştuk. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık hocamız stüdyo konuğumuzdu. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yapımcımız Gülsen Kızılar, ben Süha Uner. İstanbul'dan tüm Radyo 1 dinleyenlerine saygılar sunarız. Hoşçakalın. <laughs> vesaire sona erdi.